Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli milletvekillerimiz, değerli il protokolümüz ve çok kıymetli misafirlerimiz. Dünyanın lezzet başkenti ve Evliya Çelebi'nin de belirttiği gibi şehrini ayın tabu cihan, dünyanın göz bebeği Gaziantep'imize ve Gaziantep Gastro Antep Festivali kapsamında gerçekleşen 3. Uluslararası Gastro Antep Hasat Günlerine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gaziantep gerek tarımsal üretimiyle, gerek gıda imalat sanayisi ile, gerek gastronomi işletmeleri ve turizm altyapısı ile markalaşma, destinasyon pazarlaması çalışmalarıyla bugün hem dünyanın hem de Türkiye'nin en önemli gastronomi cazibe destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Bundan sonraki ve bu zamanda yaptığımız tüm etkinliklerle Gaziantep'in gastronomide marka olması ve dünyadaki ve Türkiye'deki gastronomi turizminden elde hak ettiği geliri fazlasıyla alması için büyük çaba ve gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Ben bu yıl üçüncüsü düzenlenen bu Uluslararası Gastro Antep Festivalimizin ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin kalkınma ekosistemine hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Çok özel bir dönemden geçiyoruz. Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Ulusal bir mücadelemiz var. Yerelde de bir taraftan yeni normali, yeni sosyal hayatı eğitirken, denetlerken işimizi, aşımızı, ekonomimizi ve lezzetimizi, ağzımızın tadını koruyarak bu süreci yönetmek istiyoruz. Bize inanan, bizimle kader birliği yapan, iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir de beraber olan Gaziantep'in dostlarını, gerçek dostlarını, her şartta burada olduğunuz için bütün yüreğimle çok teşekkür ediyorum. El ele veremiyoruz ama el birliği yapıyoruz. Burada Zeugma'nın Roma dönemindeki mozaiklerini görürsünüz. Zeugma'nın o muhteşem Roma dönemine girdiğiniz zaman ya halay çekerler, ya Mezopotamya'nın tahıllarını gösterirler, ya Doğu Akdeniz'den gelen o güçlü bir şekilde meyve ve sebzeyi sunan misafirperverliğini görürsünüz. Cömerttir Gaziantep'li. O müzeye girdiğiniz zaman her taşından, her mozaiğinden bunu bütün yüreğinizde dersiniz. İşte o yüzden bugün buradayız. Bu lezzet kervanında sizinle gidecek çok yolumuz, sizinle birlikte ulaşmamız gereken çok hedefimiz var. Pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Kendimizi yenilersek yenilmeyeceğiz. Değişime ayak uydurursak Allah'ın izniyle buradan güçlü bir şekilde çıkacağız. Artık yerellik, artık doğallık, artık doğa bizim için en büyük yükselen değer. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyacağız. Akıllı şehir, akıllı tarım, gıda güvenliği. Sanayi, gıdaya dayalı sanayide yapılması ve yapılmaması gerekenler. Tarım Daire Başkanlığımız karşımızda. Biz bir taraftan kendi yerel tohumlarımızı, ata tohumlarımızı kuvvetlendirirken bir taraftan da baharat kütüphanesi kuruyoruz. Bir taraftan o sofraya gelen o bütün lezzetlerin doğalını, organiğini, hijyenini kendimiz üretiyoruz. Bir taraftan büyük bir maharet var, inovasyon var ve Ar-Ge var ve kurduğumuz bu sistem bize yeni alanlar, yeni fırsatlar veriyor. İyi ki buradasınız diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Antep şehrimiz tarihiyle, kültürüyle dünyada insanlığın ilk başladığı topraklarda olduğunun avantajını da kullanarak burada tarımını, kültürünü, turizmi, tarihini çok güzel noktalara getirmiş. Bundan sonra da daha üst noktalara taşıyacak o dinamik, o çalışma, o gayret, o heyecan içerisinde. Tabii bu kendi vatandaşımızdan tüm yöneticilerine kadar belli bir hedefe kilitlenmiş bu çalışmaları yürütüyor. Biz de bunları büyük bir gururla izliyoruz. Lezzetine sağlıklı lezzet, organik ve sağlıklı gıdayı da katmış olarak gastronomi konusundaki bu yükselişini daha da güçlendirerek devam edecek inşallah. Buna inanıyoruz. Zaten bu yönde de çok güçlü emareler, çok güçlü çalışmalar var.
özellikle pandemi döneminin çok yüksek olduğu dönemde şunu gördük. Gıda güvenliği, o tedarik zincirinin kesilmemesi, üretimin devam etmemesi hepimizin birinci önceliği oldu. Bundan dolayı da hayatın devam ettiğini biliyoruz, görüyoruz. İnşallah aşı bir an önce bulunur ama bulunana kadar da bu şartlarda tedbirlerimizi alarak, ölçeğimizi küçülterek, teknolojinin imkanlarından yararlanarak bunları yapmak lazım. Her sene yapılan bu etkinliklerde çok şey öğreniyoruz. Bize çok şey öğretiyorsunuz. Bu açıdan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu yoğunlukta, çok yoğun programına rağmen buraya gelen Kültür Bakan Yardımcımıza, yine bu organizasyonu düzenleyen Fatma Bakanımıza, bütün ekibine, uzaktan yakından, yurt dışından, yurt içinden gelen her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.